6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 65 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 65 neler öğreneceksiniz? Peygamberimizin gençlere verdiği değer. Genç sahabilerin İslam davetine olan katkıları. Peygamberimizin gençlik ile ilgili bir hadise hazırlık çalışmaları 1. Yaşça sizden daha büyük kişilerden ne gibi davranışlar beklersiniz? Cevap, yaşça büyük kişilerden saygı, olgunluk ve deneyimlerini paylaşma konusunda cömert davranışlar beklerim. Ayrıca yaş farkına rağmen karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde iletişim kurabilme yeteneği göstermelerini de umarım. Yaşlı bireylerin gençlere rehberlik edebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu ve bu rehberliği nazik ve yapıcı bir şekilde sunabileceklerini düşünürüm. İkinci danışan, dağ aşmış, danışmayan, düz yolda şaşmış, atasözünden ne anlıyorsunuz? Cevap, danışan, dağ aşmış, danışmayan, düz yolda şaşmış, atasözü, bireylerin karar vermeden önce başkalarına danışmalarının ve fikir almalarının önemini vurgular. Danışmak, daha geniş bir perspektif elde etmeyi ve olası zorlukları aşmayı sağlar, bu yüzden bu atasözü, birlik ve işbirliğinin önemini hatırlatır. Üçüncü, sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı, dizesi, sizce gençlere nasıl bir sorumluluk yüklemektedir? Cevap, sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı, dizesi, gençlere ailelerinin ve atalarının onurlarını taşıma ve koruma sorumluluğu yüklediğini gösterir. Gençlerin, atalarının fedakarlıklarını ve mirasını onurlandırarak, ahlaki ve toplumsal değerlere saygı göstermeleri gerektiği anlamına gelir. Dördüncü, babaannesi, birlikte namaz kıldıkları torunu Betül'e gülümseyerek şöyle dedi, aferin kuzuma. Benim kıldığım namaz mum ışığı ise seninki güneş ışığı gibi. Bunun kıymetini bil, olur mu? Buna göre babaannesinin Betül'e vermek istediği mesaj ne olabilir? Cevap, babaannesi, Betül'e namazın ve maneviyatın önemini hatırlatmak istiyor gibi görünmektedir. Babaannesinin kıyaslaması, Betül'ün namazının daha parlak ve umut verici olduğunu, bu yüzden bu manevi uygulamanın kıymetini bilmesi gerektiğini anlatır. Babaanne, aynı zamanda genç kuşağın manevi değerleri yaşatmasının ve bu değerleri benimsemesinin önemini vurgulamak istiyor gibi görünüyor. Betül'e verilmek istenen mesaj, manevi değerlerin ve geleneklerin korunması ve sürdürülmesi gerektiği ve bu uygulamaların bireysel ve toplumsal iyilik için önemli olduğudur. 6. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı sayfa 65 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.